Alo. Bitti sayılır. Henüz değil. Peki. Lütfen kapıyı açma nezaketi gösterir misin sayın bilmem kim? Gerçekten isterdim ama bunun için orada hiçbir sebep göremiyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Anlamadım. Dedim ki benimle taşak mı geçiyorsun? Bence bana karşı biraz daha terbiyeli takılmalısın. Lan bana... O zaman kapıyı aç da ben de terbiyeli gideyim. Anladık, komiksin. Kameraların yerini de tespit edemiyorum. Yine de el sallıyorum. İlgin için teşekkürler. Gitmem gerek. Ne çeşit bir manyak olduğunu çözemedim ama gitmem gerek. Bu kadar çabuk nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmeyen bir yere pezevengin evladı. Ölücü olmaya başlıyorsun ama. Abdestli biraz sohbet etmek istiyorum, hepsi bu. Bak. Şimdi polisi arıyorum. Ne yaptın? Benden bu kadar çabuk mu sıkıldın yoksa? O telefonu çeşitliği falan düşünmüyorsun değil mi? Bana bak, kötü ol. Anlaşılan bir kanıtlar burada benimle baş başa yapacak. Bana bak sen, ananı... Nerede kalmıştık? Ebenin amında.
Affedersin ama tabii sizin bacım var diyor bakan. Ayrıca sadece Mehmet'ten soruyorum. Neden asansörde mahsur kalan her vatandaş gibi yardım tuşuna basmıyor? Ya da ne bileyim, imdat diye bağırmak bile yeterli olabilir. Yoksa birilerinin kazara seni kurtarmasından mı korkuyorsun? Yoksa sakladığın bir şey mi var? Kimsin oğlum sen? Hadi ama bu kısmı çoktan açmış olmamız lazımdı. Bence biraz eterleme kaynetmenin vakti geldi ha? Ne dersin? Pekala. Ne istiyorsun benden? İşte böyle. Sonunda doğru soruları sormaya başladım. Senden ne istediğime gelince. Sadece biraz sohbet etmek istiyorum. Hepsi de bu. Sapık mısın oğlum sen? Bak burada dur. Herkesin bildiği gibi asansörlerin cinsiyeti olmaz. Sana bunu öğretmedim. Ha siktir ya. Lan siktirme şakını. İşim gücüm var. Ciddi olamaz. Halbuki ben senin için yeni bitirdiğini sanıyorum. Gergin görünürsün. Sana su getireyim diye sormak isterdim ama bu biraz saçma oldu öyle değil mi? Göster lan kendini şerefsiz. Aslında sana sandığından daha iyi. İstersen dön de bir bak. Merhaba. Hop 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 hop. Hayır. O kadar samimiyete gerek yok. Bence bu anın büyüsünü bozmayalım. Nasıl buldun? Yeterince yakışıklı mıyım? Neden sustun? Ha dur tahmin edeyim. Büyük ihtimalle bu bir rüya olmalı diye düşünüyorsun. Seni çimdiklemek isterdim ama burada maalesef mümkün değil. Nesin lan sen? Şu ana kadar benim bir asansör olduğumu anlayabileceğini umuyordum. Asıl soru senin kim oldu? Ne demek şimdi bu? Kafan senden beklenilmeyecek kadar yavaş çalışıyor. Ya da başarılı bir aktörsündür, kim bilir? Biliyor musun? Taşıdığın sırrın ağırlığıyla zemin kata daha hızlı inmen lazımdı. Ama hiç hesaplamadığın bir şey oldu. Bana yakalandın. Ben de ayağıma gelen bu fırsatı kaçırmamak ve hikayeyi bizzat senden dinlemek istedim. Siktir lan, ne hikayesi? Sıkılmaya başladım. Daha fazla oyun yok. Daha ne kadar saklayabileceğini sanıyorsun? Kapa çeneni! Anlat hadi! Konuş! Sus lan! Sus! Daha fazla sus. Oyun yok! Aç şu kapıyı! Saklamaktan vazgeç! Konuş! Kapa çeneni! Yeter! Anlatana kadar burada! Yeter! Anlat be kurtul! Yeter! Konuş! Yeter! Konuş! Yeter! Tanışmamızın 5. yıl dönümüydü. Gerçekten özel bir gün gibiydi. Yani tehlikeli olan pek kafam basmaz. Fakat bir şeylerin değişmesi gerekiyordu sanki. Çok yavan ve basit ama bazen bir çift yüzük bile bir şeylerin değişmesi için yeterli olabilir. Öyle değil mi? Sadece bir çift aptal yüzük. Kafamda bu düşüncelerle evin yolunu tuttum. Ha unutmadan ona çiçek almayı da ihmal etmedim. Yar sevgilisinin bir günde Romeo'ya dönüştüğünü görmek onu çok eğlendirecekti. Biliyor musun? Oturduğum apartmanımda tıpkı buna benzer bir asansör kabini var. Ben de kabinin boş olmasını fırsat bilip aynanın karşısına geçtim. Asansörü iki kat arasında durdurup birkaç dakika... Benimle evlenir misin? 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 Heyecanlanmıştım. Asansörden ne ara çıkıp evin önüne geldiğimi hatırlamıyorum.
Zili çaldım. Kapıyı açmadı. Bir daha çaldım. Belki de henüz eve gelmemişti. Anahtarımla kapıyı açtım. Biri antrenman girişindeydi, diğeri ise holde halının üzerinde. Yatak odasından gelen sesleri duydum. Hayır, böyle bir şey olmamalı. Bu olmamalıydı, olamaz. Odaya koştum. Oradaydı. Yatakta. Kıçkırıkların sesi o kadar yüksekti ki geldiğimi duymamıştı bile. Biliyor musun? Onu ilk defa ağlarken görüyordum. Hani bazı kadınlar ağladıklarında güzel olurlar ya. O haldeyken hiç de güzel değildi. İnsan ancak bir parçası koparıldığında böyle ağlayabilir. Ona sarıldım ve teselli ettim. Her şeyi anlamıştım. Patronuydu. Ama bir parçasını koparmıştı. İşte hikaye böyle. Nasıl? Beğendin mi hikayeyi? Hoşuna gitti mi? Konuşsana lan göt! Kabul etmeliyim ki bu kabinde anlatılan en dokunaklı hikayeydi. Evlendin mi bari orospunun evladı? Son günlerde eğlendiğim pek söylenemez. Hele ki nefretine hakim olamayan insanların dünyasında eğlenebilmek ne mümkün. Bu sözü beni rehin alan bir asansörden mi duyuyorum? Belki de tek yaptığım diğer insanları korumaya çalışmaktır. Benden mi? Özellikle senden ve senin gibilerden. Bravo! Etkilendim. Burada etkilenilmesi gereken bir şey varsa o da senin takdir edilesi soğukkanlılığı. Peki söyler misin bana? Benden ne farkın var? Çok fazla. Mesela ben bir asansörüm. Sen bir katilsin. Ama unutma ki sen de benim kadar gerçeksin. Başka gerçekler de var. Mesela şu moruk. Senin için şüphesiz ki sapık bir tecavüzcüydü. Fakat o adam aynı zamanda 3 çocuğun babası, orta yaşlı bir kadının kocası ve yaklaşık 72 kişinin işvereniydi. O 72 kişinin ailelerinden bahsetmiyorum bile. Peki sen ne yaptın biliyor musun? Sadece o pörsüm şerifi deyip geride bıraktıklarını da bencilce cezalandırdın. Ne yani? Onların ciğeri 5 para etmez böyle bir şerefsize muhtaç olmaları benim suçum mu? Hayır. Senin suçun onu öldürmekti. Benim öldürdüğüm adam tecavüzcü bir göttü Sayın Hakim Bey. Yani tecavüzcü bir piç kurusu olması bir insanı öldürebilmek için yeterli bir sebep, öyle mi? İnsan kelimesine yaklaşımına göre değişir. Birini öldürmek zorunda kalmanın ne demek olduğunu nereden bileceksin ki? Neden gülüyorsun? Kendi ellerimle o şerefsizin hayatına nasıl son verdiğimi hatırladım da. Tam da böyle bir histi. Biliyor musun? Belki de aramızda gerçekten bir fark yoktur. Belki benim de öğrenmem. We'll be right back.
Kabul etmeliyim ki bu kabinde anlatılan en dokunaklı hikayeydi.